buyurun efendim. Bunu da hallettik. Evet, ama asıl şimdi başlıyor her şey. Kolay kolay da bitmeyecek. Ah, nasıl unuttum. Ali? Alo Rüya Hanım, rahatsız ettim ama bugün gideceğiz dediniz diye ben... Yok, gideceğiz gideceğiz. Ben geliyorum seni almaya yarım saate. Size de zahmet oluyor. Ben geleyim isterseniz. Şımay Hanım'ların eviydi değil mi? Yok canım, olur mu? Bana da iyi olur hem eve gitmek. Bir üstüm falan değiştiririm. Tamam, peki. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Ali'yi bir iş görüşmesine götüreceğim de. Ayrılmak mı istiyor işte? Ya Çiçek'ten sonra toparlanamadı. Gitmek istedi ama ben bırakmadım. İyi yapmışsın. Yani o da böyle olmasını isterdi herhalde. Umarım. Ben eve geçeyim. Tamam. Bir de sana şunu getirdim. Onca şeyin arasında kaynadı. İçinde hattı var. Biraz eski ama... Tamam. Bozuk değil yani, lazım olur diye. Sağ ol. Bu da borç olarak ama. İyi. Bırakayım mı seni mahalle? Yok, hayır. Biraz yalnız dolaşacağım. Bir kafamı dağıtacağım. Hoş geldiniz Cemre Hanım. Arkadaşlar, Adnan Bey'e haber verin, Cemre Hanım geldi üst kapıda. Konuşmuyoruz. O zaman niye konuşmuyorsun? Sabah kahvaltını da yapmadım. Şimdi de köfteler duruyor. Canım istemiyor. Hay Allah. Ben de Fatma Hanım'a frambuazlı pasta yapsın demiştim. Köftelerden sonra yersin diye. Bugün tatlı gün değil ki. Olsun. Bazen kurallar bozulabilir. Ne dersin? Bence de. O zaman önce köfte, sonra pasta. Hı? Çelebi Bey, misafiriniz var. Ben birazdan geliyorum. Süngün çabuk düşmüş. Yalnız mısın? Avanen nerede? Güneş nasıl? Onu terk ettiğini düşünüyor. Ağzına lokma koymuyor. Çok üzgün. Bunu nasıl yapıyorsun? Tamam, bana acı çektirmek istiyorsun ama Güneş senin de kızın. Ha, bunu ona nasıl yapabiliyorsun? Güneş'e en büyük kötülüğü sen yaptın Cemre. Özgürlüğün için evladını terk ettin. Özgürlüğüm. Annen gibi. Ondan hiçbir farkın yok. Sen
senden boşanacağım. Bugün dava açtım. Elden vereyim istedim. Düşe kalka. Ama yılmadan. Senden kurtulacağım Çelebi. O yanındaki iki serseriyle rüyaya mı güveniyorsun? Vallahi inanır mısın? Evet. Hatta ne kadar şanslıyım diyorum kendime. Yıllarca beni kendine esir ettin. Yalnızlaştırdın. İtibarsızlaştırdın. Senin gölgenin altında bana inanmayan kalabalıklarla yaşadım ben. Yıllarca. Ama şimdi seni görüyorum Çelebi. Ne görüyorum biliyor musun? Hiçbir şeyi olmadığı için bana ait ne varsa her şeyimi benden çalan o korkağı görüyorum. Hem bana inanan insanlar da var. Benim için dertlenen. O insanları istesem yerle bir etmem ne kadar sürer sence? Hı? O kadar. Güneşi görmek istiyorum. 10 dakika bile olsa. Buna hakkım var. Güneşin yüzüne hasret öleceksin Cemre. Neticede eşini, kızını başka bir adam için terk etmiş ahlaksız bir kadın. Ya hastasın sen. Kızımı benden alamayacaksın. Vazgeçmeyeceğim. Seni nasıl yıkarım biliyor musun Cemre? Güneş senden nefret ettirerek. Senin annenden ettiğin gibi. Ben annem değilim. Sen de babam değilsin. Seni öldürmeyeceğim. Daha kötüsü olacak sevgilim. Çok daha kötüsü. Ben seni güneşin kalbinde öldüreceğim. Çelebi! Güneşi göreceğim. Buna engel olamazsın. Buna hakkın yok. Var. Tabii avukatın rüya olunca bunları bilmemen normal. Açtığın davanın hiçbir hükmü yok. Çünkü senin cezai ehliyetin yok. Kenan Yıldırımlar'la ilgili işlemler başlatılsın. Yarın Kenan dosyası kapatsın. Rüya. Benim cezai ehliyetim olmadığı için açtığımız dava düşer mi? Doğru mu? Evet, tabii ki düşer. Ama senin akıl sağlığın yerinde. Biz de bunu kanıtlayacağız. Ne yapacağız peki? Tamam, sakin ol. Ben sana bir adres yollayacağım. Orada buluşalım. Tamam, geliyorum. Hocam, biz Cemre'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu en hızlı nasıl ispat ederiz? Yani davadan önce. Evet. Önce sakin olmanız gerekiyor. Daha zamanınız var, telaş etmeyin. Şimdi siz boşanma davası açmak için mahkemeye dilekçenizi verdiniz. Eşiniz de bu sürece dahil olduğunda en iyi ihtimalle birkaç ay sonra sizi
Duruşma tarihi verilecektir. İyi. Birkaç ay. Ne kadar yani birkaç ay? Bakın, bu daha başlangıç. Çekişmeli bir dava olacağından iyi ihtimalle birkaç duruşma sürecektir bu dava. Yani en iyi ihtimalle 7-8 aydan önce bu dava bitmez. Hayır, olmaz, olmaz. Cemre'cim prosedür böyle. Tamam ama yani peki yani bu süreci hızlandırabilecek bir şey yapılamaz mı? Çünkü bakın şöyle, yani benim hasta olmamamın ötesinde hasta olan asıl benim kocam. Yani ben o kadar uzun süre kızımla beraber onu aynı ortamda tutamam. Tamam. Sırasıyla gidelim mi? Cemre Hanım, şöyle düşünün. Herkes kanunlar önünde sıfır noktasındadır. Birbirine eşit. Ama siz eksidesiniz. Önce sıfır noktasına gelmelisiniz. Yani akıl sağlığımın yerinde olduğunu ispatlamam lazım. Bu süreçte de kocanızla ilgili deliller toplamalısınız. Onun suç işlediğine dair ne bulabilirseniz. Arkasında iz bırakmaz o. Bakın deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Herkes arkasında iz bırakır. Herkes. Yeter ki siz sakin ve dikkatli olun. Hakimi eşinizin velayeti alamayacağına, bir suçlu olduğunu ancak delillerle ikna edebilirsiniz. Evet. Ama önce akıl sağlığının yerinde olduğunu ispat etmek için harekete geçmemiz lazım. Aynen öyle. Cemre Hanım, bu uzun ve zor bir mücadele. Pes ederseniz kaybedersiniz. Hayır. Vazgeçmeyeceğim. O zaman ne yapacağınızı konuşalım. Önce boşanma davası için dilekçe verdiğiniz aile mahkemesinden adınıza sağlık raporu düzenlenmesi için bir yazı almalısınız. Elinizdeki bu yazıyla tam teşekküllü bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine başvurup akıl sağlığı yerindedir raporu almalısınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra size bir dizi tetkikler yaptıracaklar. Kan testleri, göz, kulak, burun, boğaz muayenesi, nörolojiye kadar. Bu tetkiklerin sonuçları dosyanıza eklenecek. Tüm tetkikler bittikten sonra kurulun karşısına çıkabilmeniz için bir tarih verecekler. İyi misin? İyiyim. Sen de sürüklendin benimle. Saçmalama. Hadi be. Ne oldu? Ömer. Ömer ne oldu? Ne oldu? İyiyim ya, bir şey yok. Kapı çarptı. Ama sen bir de kapıyı gör. Dalga geçmeyin lütfen. Ne oldu? Çelebi yaptı değil mi? Boş ver, o pisliğin günahlarını affetme ya. Yakın akrabası ya. İskender. Aynen. Hemen gidiyoruz, polise şikayet edeceğiz onu. Rüyacığım, polise falan gitmiyoruz. Şikayet de etmiyoruz. Ne demek gitmiyoruz? Kim ki o? Yaptığı yanına kar mı kalacak? Evet, kalacak. Cemre, bir de sen başlama ne olur. Ne? Çelebi'nin kardeşi o. Yaptığı her şeyi kendinde hak görüyor. Çelebi onu her koşulda korur. İyi. O zaman ikisinin de başı dertte. Nasıl? Sarnıcı kundaklayan İskender olabilir. Ne? Yardım edeyim mi? Gerekmez. Gerekli olduğundan değil zaten. Sen geç, hallederim ben. Acıyor mu? Acımıyor. Eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun.
Yani şimdilik elimize sadece farenin kim olduğu var, o kadar. O da bizi İskender'e götüren şey zaten. Yetmez. Sonra? Şimdi bu fare denilen herif İskender'in her şeyin üzerine örttüğünü gidip emniyette itiraf edecek. İşe yaramaz. Niyeymiş o? Neden? Baskı altında ifade verdiğini, tehdit edildiğini söyler, ifadesini geri çeker. Biz de o zaman döneklik yapmayacağı bir şekilde yaparız bu işi. Öyle lafla sözle şahitle olsaydı ben yıllarca esir hayatı yaşamazdım. Yani daha kuvvetli bir şey bulmak lazım. Öyle herhangi bir aileye değil, Kaya Beyli ailesine savaş açılıyor. Bir kere Çelebi zaten ölse izin vermez kardeşinin hapse girmesine. Maşallah ya. Aile boyu suçlu bunlar ha. Biri yapıyor, öteki kapatıyor. Ne farkı var bunların birbirinden? Hiç mi farkı yok? İkisi de suçlu bunların. Öyle. Öyle ama hiçbir zaman ceza almazlar. Dokunulmazlıkları var onların. Böyle görünmez bir zırhları var sanki. İşte ben o zırhı deleceğim. Onlar alışmışlar böyle korunmaya, kullanmaya, paraları, pulları var diye. Ama bu sefer olmayacak. Ama işte tek başına yapamazsın. Yani bir şekilde hep birlikte organize olmak zorundayız. Sözde lekesiz soy isimlerine karşı tek başına hiçbir şey yapamazsın. Çelebi tek, biz hepimiz. Aynen öyle. Biz anca böyle direnirsek o adalet yerine gelecek. Olur mu lan? Olacak tabii lan. Olacak oğlum. Tabii diyorum ya. Hadi be. Söz mü? Söz. Al. Hadi. Hadi, hadi siz. Böyle mi? Tabii. Ne? Bu ne oğlum? Daha dikkat çekici bir arabayla gelseydiniz. Oğlum o solak bunu görse inanmaz ya. Bir terslik var diye düşünür. Yuttu mu? Göreceğiz. Hey, bin. Merhaba. Cemre. Bu Çelebi'nin gizli toplantılarını falan yaptığı yer nerede demiştin sen? Şimdi şuradan karşıya döneceğiz. Tamam. Sen nereden biliyorsun? Kaç kere götürmüştü beni de yanında. Arabadan inmemişti ama. Ha, öyle taşıyordu yani seni. Ha, çanta gibi. Korkmuyor muydu sana açık verecekti ya? Çelebi benden bir şeyleri saklama gereği duymaz. Kimsenin bana inanmayacağını bilir çünkü. Benim gibi. Yok, bütün dünya gibi. Biraz ağızdan salma. Hızlı gidiyorum ya Cemre. Ay, birden önce gitmesin de. Merak etme, aynı anda yola çıktık. Bir şey olmaz. Sakin ol yeter. Söylemesi kolay. Haklısın. Ömer, ne diyeceğim sana? Hı. Ne oldu oğlum kafana? Bir şey yok ya. Ömer, başın kanıyor. İyiyim ya, problem yok. Allah Allah, bir peçete falan var mı ya, versenize. Hastaneye mi gitsek, ne yapsak? Prenses, adamları takip ediyoruz. Nasıl gidelim şu an hastaneye? Tamam, bir şey yok. Tamam. İyiyim. Olmamıştır kafasına. Ya travma geçiriyorsa? Geçirmiyordur Rüya. Onun kafasına neler oldu, hiçbir şey olmadı ya. Sakin ol. İyiyim, cidden iyiyim. İyi misin? Cidden iyiyim. Peki, mutfak katından kurtulanlara neden para verdiğini anlattın mı? Yok Çelebi Bey. Selim, eğer yalan söylüyorsun. Sakin ol. Panik yapacak bir şey yok. O iki serseri hala kiminle uğraştığının farkında değil. Hadi, hadi! Oyalanma lan. Oyalanma, gel. Gel. Geç. Oğlum Ömer, öldürürler lan beni. Bak, yaşatmaz İskender'i itiraf edersem. Oğlum ağlama lan, hadi çabuk geçin. Çabuk, hadi çabuk ol. Birader, Şahin burada bizden bahsediyor. Sen daha dur kardeşim. O bizi hapishaneden türküler tutturacak, dur. Sen dışarıda bekle. Baş üstüne. Abi ne olur bir şey yap. O herifin tek derdi beni içeri sıktırmak. Bak ne olur. Sana kimse zarar veremez. Onlar bizim zırhımıza
çizik dahi atamazlar. Tamam. Ne oldu? Fare çıkıyor. Yeter mi bu konuşmalar? Dur daha başlangıç. Gidiyorlar. Başardı. Vallahi bence en zorun evet. Artık kimin suçlu olduğunu biliyoruz, eminiz bundan. Pes etmek yok. Çelebi hapse girene kadar. Thank you.